Arkadaşlar merhabalar, ben Özgür Maral. Bugün biraz Bitcoin üzerinde duracağız. Çağımızın dijital parası, gelecekteki para diye isminden söz edilen dijital bir para. Nedir bu Bitcoin? Gerçek midir? Sanal mıdır? Fiziki olarak çekebilir miyiz? İstediğimiz zaman paraya çevirebilir miyiz? Nasıl kullanırız? Bu Bitcoin'i kim üretiyor? Nasıl yatırımlar yapılabiliyor? Bununla ilgili biraz sohbet edeceğiz. Bitcoin aslında en basit anlamıyla tabii ki bir defterde duran bir hesap kayıtları gibi düşünmek gerekir. Buna Ledger deniyor. Bitcoin adresleri public adres ise bu hesapların aslında numaraları. Yani fiziksel olarak aslında bir şey yok. Hesaplarda duran kayıtlar olarak düşünülmesi gerekiyor. Bu adreslerde kaç Bitcoin bulunduğu yazmakta. Bitcoin aslında arkadaşlar sizin bankada duran bir hesap olarak banka hesabında duran bir paraya benziyor. Fakat bunu fiziksel olarak çekemiyorsunuz. Yani normal sizin elimizdeki Türk lirası veya dolar gibi değil. Ancak Türk lirası ve dolar karşılığında alınıp satılabiliyor. Ve Bitcoin'in birçok kullanım amaçları oluyor. Yatırım amaçlı bir kullanım var. Nasıl ki dolara yatırım yapılabiliyorsa Bitcoin'e de yatırım yapılıp beklenebiliyor. Örneğin arkadaşlar Bitcoin'in de kendi içinde tabi değeri var. Bu 70 bin seviyelerindeyken arkadaşlar mesela Bitcoin şu an 54 bin 39 Türk lirası ediyor bir Bitcoin'in karşılığı olarak bu dijital para. Ve bu zaman içerisinde artık azalıyor. Ve bu şekilde yatırım yaptığınız zaman arttığı zaman Bitcoin'in değeri, ki artacağı yönünde değişik haberler var biliyorsunuz siz de. Bunu değişik şekillerde kar olarak alabiliyorsunuz, paraya çevirebiliyorsunuz. Ya bu cüzdanımıza koyup saklayabilir miyiz Bitcoin'i? Hayır. Bu hesaplardan birine sahip olmak anlamına geliyor. Bitcoin hesaplarından birine sahip olmak anlamına geliyor. Yani Bitcoin hesaplarının sahibi nasıl olunur tabi? Tabii ki bu hesapları kontrol eden bir takım şifreler var. Bunlara private key deniyor. Her bir Bitcoin adresinin bir şifresi var ve bu Bitcoin'ler ancak o hesaba ait bir şifre kullanılarak başka bir hesaba transfer edilebiliyor arkadaşlar. Yani bunları, bu şifreyi saklayarak cep telefonumuzdaki cüzdan uygulamalarında ya da kağıt üzerinde yazılı olarak cüzdanımızda veya kasamızda saklayabiliriz. Yani Bitcoin banka hesabına benzeyen, hesapta duran bir değer. Bu hesapta bir kişi adına kayıtlı değil ve sadece hesap şifresine sahip olan kişiler bu hesabı kontrol edebiliyorlar. Arkadaşlar, Bitcoin'i kim üretiyor diye aklınıza gelebilir. Bununla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Yani Bitcoin'i arkadaşlar değişik Bitcoin madenci cihazları var. Çok özür dilerim. Bu Bitcoin madenci cihazları işletme hizmetinin işleten kimseler var. Bitcoin madenciliği var. Ve bunları üreten bir takım firmalar bunları üretiyorlar ve Temmuz 2019'a dair her 10 dakikada bir 12,5 Bitcoin üretiliyor. Değişik tabi firmalar bunlar, birbirinden bağımsız. 2020 yılında varsayımlara göre üretim her 10 dakikada 6,25 Bitcoin'e düşecek ve yaklaşık 4 yılda bir üretim hızı yarıya düşerek 2140 yılına kadar toplamda 21 milyon adet Bitcoin üretileceği varsayılıyor ve sonra üretim duracağı varsayılıyor ve böylelikle Bitcoin kontrol üretimi sayesinde Bitcoin enflasyonu zamanla azalıp %0'a kadar düşeceği hesaplanıyor. Bitcoin
alınıp satılabiliyor arkadaşlar. Birçok firmalarda bu Bitcoin alınıp satılma olayları var. Altta bununla alakalı bir link vereceğim. Oradan girip Bitcoinlerle alakalı ve Bitcoinlerin de nasıl alıp satılacağı ile ilgili bir firma paylaşacağım. Girip bir inceleyebilirsiniz. Bitcoin ile ilgili bir hesap açılabilir. Bitcoin ile ilgili bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Videolarımda çeşitlilik olması adına. Şimdilik arkadaşlar Bitcoin ile alakalı bunları söylemek istiyorum sizinle. Hepinize saygı sevgi sunuyorum.